Grafikler Max'taydı, evet. Evet. Gençler. Geldik. Kıllı bacağın kutulandığı ana. Hım. Şimdi. Demişler ki VOD oyuncusunun göremeyeceği şeyleri size verelim. Siz de milletin ağzının suyunu akıttırın. 50 kutu. Aa, 200 kutu. Şimdi 50 yılbaşı, işte Noel, ay ve büyülü kutu. Bakalım şaka maka open several boxes at the same time. Yok, o hıyarlığı yapmayacağım. Sizle birlikte yayının bu kısmında gene bir açılış yapacağız. Evet, 200 kutu dediğiniz zaman gençler biraz iş değişiyor. Yani 75 çarpı 3'ten neredeyse hani 1500 liraya tekabül eden bir kutu vermiş oldular bize. Ama şunu söyleyeyim. En azından burada siz rastgele ihtimalle neler çıkacağını göreceksiniz. Ya yani 200 kutuda yeterince cenabet olursanız neler denk getiremediğinizi göreceğiz hep birlikte. YouTube'a burayı kesip atacağım gençler. Hiç sıkıntı yok. Şenlik operasyonları 2019'da göreceğiz şimdi. Neyle başlayak? Ne görmek istiyorsunuz? Hangisini bir bakak diye bir durumumuz var. Ben en gay renklisinden başlayayım diyorum. Bitirip bitirip devam edeceğim. Evet. Şimdi 100 bin ekstra. Artı 100. Bu kağıda sığmayacak ama ben ne yazıyorsam. 250 altın standart. Bir gün pre. Üç kutuda bir gün pre. Dört kutu 500. Altınlar 250 yazı çıkıyor zaten. 250. Ekstraları yazıyorum sadece. Diğerleri sabit ya zaten. 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutudayız şu an. 6 kutuda 750 altın, 600 para ve 2 gün premium geldi. Kazandık mı lan öteki maçı? Neyse dur. Sonra bakarız. Evet, biraz pay to win'e dönmüş herifler. Artı 100k. Yedi gün pre. Yüz K daha. Okey. Büyülü kutulardan bir bok çıkmadı şu ana kadar valla. 500'ü yazdım. 250 ve 500 dedim ya. 500'ü yazdım. 7 gün pre daha. Şimdi available box'ı 40 diyor. 10 tane açmış olmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Evet. 10 kutudayız gençler. 16 gün pre, 750 altın ve 800K para. Bir tane daha açtığımda o 110 liraya satılan 11'lik olmuş olacak. 3 gün daha pre geldi. Çok hoş değil. Yani gayet kötü. 11 kutuda şu an. 250 altın daha. 250 altın daha. Bir gün pre daha. Bir gün pre daha. Bir yerden sonra bayacak bu olay. Artı 100K para. Artı 100K daha para. Vallahi iyi çıkmış bize. Ben kendi aldığımlardan pretank çok iyi çıkmış yani. Şu an kaçıncı kutudayız? Daha hiçbir şey çıkmadı. 250 altın daha. 500 yazdığına bakmayın. 250 fix verdiği için ben öyle yazıyorum. 250 altın daha. Abi baya kötü.
Ekstraları sayıyorum sadece. Ha. Turan çıktı. Turan. Seviye 5. En kötü premium. En kötü mü bu? Yok, bu en kötüsü değil. Artı en kötüsü. Bir tane premium çıktı. Bu arada kaç tane kutuda denk getirdik? 23 kutuda, 21 kutuda bir tane premium tank getirdik. Kötü abi. Artı 100K. Bir gün pre daha. Abi berbat. Abi bana IŞİD modu niye çıkıyor ya? Belasın, her şeyi hem bera. Allah kahretmesin. View style. Abi. Allah'ım ya Rabbim. ...50 tane smoke atıcı... ...üstünde ZPT... ...2 tane 20'lik veya 30'luk... ...ZMA mı artık ne... ...uçak savar, yanlarda kutular... ...arkada bir şeyler... ...tipe gel ya... ...tipe gel tipe... ...apply exit... ...abi çok... ...inanılmaz çirkin bence... ...çok abartı... ...çok abartı... ...evet gençler... 25 kutuda bir tane şey bulduk. IS-7 skin. Güzel ama çok çirkin ya. 500K para. Ne oluyor lan? Hangisi bu? IS-3 mı şey mi? Defender. Ha. Peki. Peki. Defender geldi gençler. Defender geldi. Yani 27 kutuda Defender geldi. Bir fiyatlarına tekrar bakmak istiyorum bu WOT Premium Shop'un. 27 kutu için ne yapmanız gerekiyor? Hani ne kadar açmanız gerekiyor? Arka par cüzdanı. 25 kutu 233 lira. What? 25 kutu mu açtım ben? Hadi 27 kutu açtım. Bir de bundan ekle 270 lira. Araçlara bakalım. Bir dakika lan. Mesela oha. Abi iyi. Löwe 256 lira. Yani Löwe alacağım paraya şu an bu çıktığı için, Defender çıktığı için, şu an Defender çıktığı için gençler, geri kalan her şey artı. Yani şu an tamamen inanılmaz kârdayız. Yani şu ana kadar Defender'ın üzerine ne geldiğini hesaplayayım ben size. 1, 2, 3, 4, 1000. Bir de her birinden tabii 250 altın çıktı. Onları hesaplamıyorum ama 27 ile 250'yi çarpmam lazım. 30 desen 7500 eder. Hadi 7000 altın diyelim. 7000 altın zaten cepte var. Puh. Şaka gibi. 7000 altın üzerine 1500 daha 8500 altın. Artı 10 17 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 gün pre. Turan. IS-7 skin'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1. What? 2,1 milyon para. Tekrarlıyorum gençler. Defender az önce çıktığı için ve yaklaşık buna 270 lira harcadığımız için 270 lira harcadığımız için üzerine çıkan 8500 altın, 27 gün pre, 2,1 milyon para da şey cepte kalıyor. Bunun hepsini altına çevirip onun üzerinden şeye çevireceğim. Hadi 23 gün pre yaklaşık 2000 altın diyelim. 10.500 altın eder. 2,1 milyon para da şöyle eder. 2 milyon. Ne oluyor lan? Yavaşladı. 6000
Ediyor. Evet, doğru yazdım. Doğru yazdım. Bir altın 400 çünkü. 5000 altın da o ediyor. Yani yaklaşık olarak 15.600 altındayız. Hadi 16.000 altın diyelim. 16.000 altın şu an alabiliyorsunuz 16.000 altın olarak. 14.000 altın 300 lira demek. Yani yaklaşık 350 lira kârdayız. Bu da şu demek oluyor. Yani 270 liralık mal alarak aslında 620-630 liralık mal almış olduk. Bu arada bunun tamamen rastgele bir şans işi olduğunu da unutmayın. Şu an eğer Defender çıkmasaydı muhtemelen kafa kafaya yedik. Yani bundan bir 270'i inecektiniz. Yaklaşık olarak sadece 50 lira kârda olacaktık biz. Tabii şeyi, bu arada ben Turan'ı hesaplamayı unuttum ve 3D skin'i de koymadım. Turan'da 1500 altın desen daha da iyi. Bak, Turan'ı koymadım buna. Onu unutmuşum. Turan 1500 altın. Yani o zaman 1500 altında yaklaşık 30 liraysa, yani yaklaşık 90 lira kâr edecektiniz. 230, 250, 250 değil. 270 liralık alışverişte. Devam ediyoruz. Ama 25 kutuda bir Defender denk getirdik şu an. Tekrar çıkıyor mu aynı tanklar, onu bilmiyorum bu arada. 23 tane kaldı. Bayağı uzun sürecek bu arada. Yarım saat falan. 3 gün pre. Bir sonrakini açıyoruz. Çıkmama ihtimali var. Aynı bu şeyi gibi. 250 altın. Anla işte. Şans işi yani. Kumar bu. IS-3A bakalım çıkacak mı? Bir 100K daha. Bir artı 500K. Artı 250. Artı 100K. Artı 100K daha. IS-3A ile ilgili bir bilgim tam henüz yok ama galiba IS-3A daha iyi şu an benim için. 3 gün... Bu ne lan? Simon Claus. Simon Claus. Abi Santa Claus yerine Simon Claus. Şey demek gibi oluyor bu. Noel Baba yerine Nurullah Babagilli falan gibi bir isim yapmışlar. Recruit diyelim. Mürettebat çıktı lan. Bunda kaç skill var acaba? Onu da görmüyoruz ki. Abi amcaya gel ya. Simon Claus. Yanında ne çıktı bu herifin? Ben yazmadım ötekini bak. Unuttum yazmayı. 250 altın mı çıkmıştı? Gören bir bana söylesin. What? KV2 çıktı. KV220 çıktı daha doğrusu. Okay. Bu da bir pire tanktır sonuçta. Geldi Arapça bilmiyorum yazısı. altın ve 100K. 100K gelmiş, tamam, danke. Behçet için stil. Allahu Akbar stili, evet abi. Biraz bu öyle hakikaten. Namlunun üzerinde yazan ben yok Arapça bilmek veya ben Arapça yok konuşmak gibi böyle garip bir şekilde Arapça bilmediği yazıyormuş. Bence çok güzel. Bu çok güzel. Şu yazı olmasa da olurmuş ama hani Arap çöllerinde savaşan Fransız tankı mantığında var. Bu bana şeyi anımsatıyor. 6 gün savaşları. Yani bu İsrail tarafında savaşan. Gerçi Fransızlar o dönemde Mısır'a falan da bir dönem yardım etmişlerdi ama sonra işler değişti tabii. Fransa, şey, İsrail tarafında savaşan 1960'ların, 70'lerin, hatta 75'lerin falan galiba. Unuttum tam tarihlerini. O tank stilini hatırlatıyor. Benim hoşuma gitti. Arapça yazı olmasa da olurdu. Uygula abi. Okay. Behçet. 3D Behçet. Diğer iki tank yok zaten bende. T57 ve grill olmadığı için benim işime yarayacak iki skin çıkmış oldu. Cihat tankı biraz. Gerçekten öyle. Ah, yanlış kutuyu açtım. Artı
artı 250 alsın. Diğer kutuya bakacaktık ya. Yanlış açtık. Bütün büyüsü bozuldu. Artı 500 altın. Turan gene çıktı. 1700 altına çevrildi. Evet. Yani totalde 1700 altın çıkmış oldu bundan. Okey. Turan bir... O zaman Defender da çıkabilir. Abi, bari çıkan tank bir daha çıkmasaydı. Garip bir şekilde bizi altına şey yapmasın. 3 gün pre. Ya ben herhalde 3 sene falan bir şey almayacağım bu oyuna. Bu gidişle. Bir 1700 daha. Turan yazıyorum buna. 2 tane. Ama 1700 diye buraya mı yazayım? Buraya mı yazsam, ona mı yazsam? Hadi buna yazmayayım. Turan diye yazayım. Onları 1700 diye katarım sonra üzerine. M4 de çıkmıştı benim ilk aldığım kutulardan. Boku çıktı şu an gençler 50 kutuda. M4 çıktı. O da 1700 altın. Bir gün pire. Aşkta kaybedeceğim galiba. Hanım ağzıma sıçacak. 250 altın. Şimdi 50 kutuyu bitirdiğimizde bir daha hesaplayalım mı? Ya da tam 75'te yapayım da 75'te ne alabileceğinizi görmüş olun. 3. Ya ötekinden de bir 25 tane daha açtığımda ne olduğunu göreceğiz. Acknowledged. Şimdi bunda da 25'e kadar geleceğim. Hangi koleksiyon hangi kamu çıktı belli değil. O şey yok. Topluluk katılımcısı olarak verdiler. Ben bunları satın almadım canım. 1500 lira niye harcayayım? Lefefefefefefe geldi. Evet. 105 lef geldi. Bundan da ikinci kutudan. 250 altın. İkinci bir hat yapacağım. Altınlar artık sığmıyor. Tamamen rastgele kahve 2 tekrar çıktı. Ne oluyor? Oha! Tridi T57. I'm going home. Üzerine minigun var. Sırf bunun için T57 de alınabilir ha. Zaten ben muhtemelen serbeste çevirip buna basarım ben şimdi. Hayda. 1500 altın. KV2 1500'müş. Enteresan. Weave Style. Weave Style diyemiyorum ki. Bak abi. Oğlum üzerinde minigun var aletin ya. Çok iyi. Güzel. Nice. Çok fazla bu kamulardan göreceğiz bu arada alanda. Yani gördüğünüz gibi çıkma şansı yüksek. Large boxes. Üç kutuda da IS-3 çıkabilir. Üç kutunun her birinde, birinde Defender, birinde IS-3 de çıkabilir. Belli olma. Aha az öncekinden ne çıktı yazmadım ben. 250 altın mı çıktı az öncekinden yazmadığında? Bundan 500 çıktı. Bundan 250. Çoğunlukla altın çıktığını söyleyebiliriz yani kutulardan. Evet, bütün skinler çıktı gençler. Mantıklı. Mantıklı. Bir gün pre daha geldi. Grilde. Az öncekini niye göstermedim ki ben? 100k. Bir saniye. Grili göstermeye çalışayım ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani önce grille mi gitmem gerekiyor? Çünkü grill yok ya bende. Preview. Ha evet, evet. Altı kırmızı, üstü borulu. Ya mesela Behçet'te şöyle bir sargı olsa çok daha hoşuma giderdi. Bu ne lan? Burayı kırmışlar. Oha süper detay. Kutuyu kırmış. Genelde hani her tarafın hasarlı olur ya. Öyle bir şey yapmışlar. Arkada kafes var. Burada ızgaralar var bunları korusun diye. Üst tarafta da.
Hep ızgaralar var korunsun diye. Dikenli tel mi o? Galiba dikenli tel var. Ne polis mi bu? Zabıta mı bu? Ne bu? Trafik polisi mi bu? Ama güzel. Hoş. Şimdi 141 41 tane etti. Ne oldu? 60. Büyük kalemlerden bir tek Defender geldi. Bir M4 daha geldi. 1750 altın. M4 1750. KV2 1500. Lefe daha gelmedi. Artı 100K. Abi yani garip. Ben ekstra şanslı veya ekstra şanssız olduğumu düşünmüyorum. Bu kadar miktarda aldığınızda bunların çıktığını görün diye düşünüyor. Ya görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Turan geldi gene bir tane daha. Mantıksız yani 200 kutu almak gerçekten. Bu ne? Scorpion. Okey. Büyük kalem olarak görülebilir mi? Görülebilir. Eh, görülür. Scorpion. Scorpion çıktı gençler. Evet. Kutular fark etmiyor gençler. Kutuların sadece koleksiyonları fark ediyor. Yani koleksiyon toplamanız fark ediyor. Bir tane de Scorpion çıktı. Yani şu an iki tane büyük kalem var. 75 kutuda. 3 gün premium. 7 gün premium. 7 gün premium çok çıkmıyor. Yani çok az çıkmış 7 gün premium. Almanlar mı? 250 gold. Allah Allah. Abi siz manyak mısınız ya? Box'sız 29. IS-3 de çıktı. Bu satılmıyor da. Hadi şuraya yazayım onu. IS-3'e. Kaç kutu açtım? Şu an arkadaşlar 20, 50, 70 kutudayım. Yani 75'lik kutu aldığımızda bir Turan daha geldi. Allah'ım ya Rabbim. Lef 1500'müş. Peki 105. Aga, altın harcayamayacağım. Yemin ediyorum altın har. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu an bu açılıştan farklı olarak aslında bunun önemli bir an olduğunu ben paylaşmak istiyorum bu konuda. Geçen gün biliyorsunuz 5 milyon altına kadar 5 milyon krediye 5 milyon altın ne? 5 milyon krediye kadar dağıtıldı eski oyunculara. Ve o günden itibaren üstüne bir de Winter Challenge denilen denk geldiği için kış sınaması, kış sınavı. Herkes altın atıyordu. Seviye 10 oynayacak durumda değiliz. Bu inanılmaz bir enflasyon yaratacak şimdi piyasada. İnsanlar hiç 2-3 defa düşünmeyecek altın atarken. Yani şöyle düşünün ya. Ne kadar paket? Özel paket? Abi 75 kutu şu an 600 lira. 600 lira çok büyük para gençler. Çok büyük para. Yani bir oyuna yatırmak istemeyeceğiniz bir para kesinlikle. 25 kutu belki alınabilir. Bak ama 25 kutuda ne çıktığını yazdım. Defender çıktı 25 kutuda. Bir tane premium tank parasına muhtemelen Defender'da olmasa Scorpion ya da başka bir şey denk getirme şansınız bence %80 filan. Çok bahtsız değilseniz bir şey denk gelecek 25 kutuda. 230 lira harcadığınız zaman bunu elde ediyorsunuz. Ya 230 lira dediğin bugünkü kurdan 6 liradan hesaplasan euroyu 40 euro eder. Adam sadece 40 euro vererek ne yazmışız? 2 milyon para. Yani 8500 altın. 22 gün premium falan harcıyoruz. Ya premium günü geldi. Kredisi geldi. Altını geldi başka bir şey almak için. Bu adam neden altın atmasın?
neden şey kullanmasın, altın sarf malzemesi kullanmasın? Bu bana FV4005'in altın mermisi olarak dönmeyecek mi? Bu bana oyunlarda herkesin her şekilde altın atması ile ilgili dönmeyecek mi? Dönecek. Yani oyunun uzun vadede şu an böyle seviniyoruz ama abi bende Defender var, sende Defender var. Bu milletin şimdi ÖTV indirimi var diye gidip bayilerin önünde işte arabayı ucuza almasını geliyor. Sonra satacak gerçi onlar. Onlar kâr edecek. Bizim elimizde kalacak bunlar. O yüzden hani çok hoş bir hamle değil. Gene bir Turan çıktı. Evet. 75 kutu hesabı yapacağım gençler. 1700'ü eklemeden. Wow. Bu hesabı nasıl yapacağım ya? Mürettebat en enteresan şeylerden biri. Gençler 75 kutuda özet olarak geçiyorum. 4 özel kamuflajı da bulduk. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 desen. Hadi 13, 12, 3000, 1, 2, 3, 4. Yaklaşık 4000 ekstra sırf bu çıkan altınlardan çıktı. Tank sayısında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Turan çıktı. Yani 5 çarpı 1700'den sadece Turanlardan 8000 altın geldi. Defender geldi. Hadi büyük kalemlerden. Tekrar başlıyorum. Bunu böyle hesaplayamayacağım çünkü bu garip oldu böyle. 75 kutuda muhtemelen bunu direkt 3 ile çarpacağım. 35 bin. Değil mi? Şuradan bakayım. 35 bin altın filan geldi yaklaşık. 42 bin altın görüyorum şu an zaten kendi hesabımda. Bunun üzerine 4 tane 4 tane özel kamuflaj geldi. Paraya çevrilmeyen tanklar haricinde bütün seviye 5 tanklar geldi premium'da. Turan KV2 M4 105'lik geldi. Bunun üzerine Defender geldi, IS-3 geldi, Scorpion geldi. 3 tane ağır oyuncu geldi. Bunun haricinde yaklaşık 90 günüm vardı benim. Yaklaşık 45-50 gün premium gün gelmiş. Ve yaklaşık işte 16 milyon bu kaç? Yani yaklaşık bir de bunun üzerine 4 milyon 5 milyon para gelmiş. A pardon. Ne? Gene mi Defender geldi? Ha sana geldi, bana gelmedi. Ben onu nasıl kaçırırım diyor lan, diyorum lan. Okey. 11 milyon vardı. 5 milyon altın geldi. Tamam mı? Ve buna iki, ne ödüyorsunuz siz 75 kutuda? 580 ödüyorsunuz. Benim tavsiyem 580 bunu açmak değil. Her şeyi almak istiyorsan tabii ki bunu açacaksın ama 25'lik almak para harcayacaksanız belki mantıklı olabilir ama 230 lira çok büyük para. Üçlü üçlü de almayın. İndirimli almaya çalışın. En azından %20 indirimli olsun. Yani %33 indirimli diye 583 lira verilmez. 233 lira verilir. Kusura bakmayın geyik yaptım ama bunlar önemli detaylar. Hani bunun heyecanına kapılıp inanılmaz para harcamak çok doğru bir şey değil. Ben görüyorum ki burada 75 kutu açtığınız zaman neredeyse her şey denk geliyor. Tamam. İşte bir M4 daha çıktı. Tanklara yer kalmadı. Daha yarısı bitmedi şeylerin kutuların. Artı 500K. Yarısını da sona mı açsam, ne yapsam oğlum? Bir daha çıktı, evet. Hakikaten beşli beşli açayım ya. Beşli de bir bok çıkmadı. Ama ben bunları yazmam lazım. Artı 100K, artı 100K, 250, 250, 1. Tamam, 250, 250, 1. Diğer 5'i açıyorum. Turan, tamam. Turan, KV2, 250, 500.
1-1. Ücretsiz ekstra büyük kutulardan vermiyorlar. M4 250 1 4 250 250 1-1. Sonraki 5'i açıyorum. Yayın tekrarını izleyebilirsiniz ya. Okey. 250 1 500. Şuraya yazayım abi. Artı 500K 3 1. Open next bir box. Yani 100 kutuda bu sonuncular çok iyi çıkmadı 5 ile açtıklarım. Bir de 500. Okey. Acknowledged. Gençler ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şu an 100 kutu için yeter. Bu yayın için de yeter. Bir 100 kutu daha açmama gerek yok size. Belli işte ne oldu. 3 tane ağır adam tutturduk. Denk getirdik. Tamam mı? Hayırlı işler olsun. Bir IS-3 hamle oynayayım. 3 ayla oynayayım bakalım. Son oyunu olsun. Ondan sonra yayını kapatıyorum. Diğer yüzü de akşam tekrar yayın açtığımda geç saatte falan açarsam orada size gösteririm. Okey. Şimdi bana kimse lölo yapmasın lütfen bu konuda. Mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Tekrarı isteyen varsa 100 kutuda neler çıktığını görebilir. Oha 3 kişi mürettebat. Tabii yükleyici yok. Exterior. Custom style'da bir şey mi var özel? Yo. Dekal. Ha. Presetlere gelelim abi. Diğer araçlarda. USSR'ı al abi. Param da yok ama alayım bari. Küfür gibi. Düşey dengeleyici. Ventilasyon. Diğerinden çıkıyoruz. Aim speed alacağım herhalde bunu. Evet. Çünkü yükleyici yok sonuçta. Small, small. Extra combat ration alayım ya. Boş ver. Beş, üç, beş ne lan? Beş nasıl alabiliyorum ki? Altı olması gerekmiyor bunun. Nasıl yani? Bir tane fazladan mermi mi var? Peki, o zaman normalde kalsın. Abi 57K gold'um var ya. Ve yani ben şu an bunu exchange 17 milyon para ediyor. Ne kadar paranın aslında değersiz olduğunu görüyorsunuz. Ya 17 milyon para ne demek? 57 bin gold'a 17 bin para. Ya 2 tane, 3 tane şey alamıyorsun. Seviye 10 alamazsın. 2 tane alıp üzerine deşersin şeylerin modüllerini falan anca işte kalır. Yani altınla para çevirmek gerçekten çok mantıksız. Ama free'de işler değişiyor. Free'de işler değişiyor. Özellikle kampanya dönemine denk getirince çok çok iyi oluyor. Evet, 3 ay bakalım nasılmış. Ya işte otoreload'u biliyorum. İtalyan sistemi ya. Şeyde Belçika'da mı ne yasakmış? Kumara geldiği için. Geldiği. Kumara girdiği için. IS-3 ağlar başlamış ama. Ekiplerde. 221 deliyor. Aynı deliyor. 270. Vay arkadaş ya. Oğlum çok göreceğiz bunlarla. Ya kağıda bak genç. Ya çıkanlara bakar mısın? Gençler ben para harcamak isteyene şu an tek tavsiye edebileceğim şey şu. Para harcamak istiyorsanız 25'li kutunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer istedikleriniz çıkmazsa bir 25'li daha almayı veya bir 10'lu falan daha almayı düşünebilirsiniz. Çünkü 230 lira vermekle 580 lira vermek arasında iki kattan daha büyük bir fark var. Ha tamam bir 280 bir 280'dan verirsen ona yaklaşıyor ama eğer diyorsan ben hem Scorpion'da hem IS-3 ayda istiyorsan valla ikisi birden çıkmadı 25 kutuda. İkisini birden istiyorsan 75'lik almak zorundasın. Şöyle düşünebilirsin onda da. Zaten iki tane seviye 8 yeni çıkmış ağır tanka ben eğer para vereceksem ikisine verdiğim parayla geri kalan her şeyi bonusa getirtebiliyorum. Kesinlik yok, garanti yok.
Bak 100 kutuda bir daha Defender veya S3 çıkmadı. Birer defa çıktı. Onların da tekrar çıkma şansı var. O yüzden net bir şekilde konuşulmaz. Benim tavsiyem para harcayacak adama 25 kutunun yeterli olduğu ve insanlık için yeteceği yönünde. Mermiyi anca doldurabildim. Evet, bu arada sola kimse gitmemiş arkadaş. Son mermi en geç mi yüklüyor? Ne yapıyor bu ya? Tersten mi bir de? Siz manyaksınız abi. Son mermisi en hızlı yüklenen değil. Abi sen ne ya, gençler yapmayın ama bu kadar işte ya. Bir de IS-3 ile aynı zırha sahip. Eğilmiyor değil mi? Arkadan yaz. Çok pisleşecekler beni birazdan. Abi bakar mısın? Ya son mermiyi en hızlı nasıl yükleyebilirsin sen? Deli misiniz arkadaşlar? Yeterince op bu tank. Aa. Sen de yazık, normalini almış tabii adam, insan gibi. Diyor ki bu niye böyle bende? Ne hakkınız var bana bunu yapmaya diyor ya. Bak şimdi bak. Abi ben bunu tekli tekli de oynayabilirim böyle. Ve hiç beni rahatsız etmez. Siz deli misiniz abi? Kapandı bu arada, gördünüz mü bilmiyorum.
Abi. Gözünü seveyim. Kaç saniyede bir atıyorsun sen bir de? Sen bir de 2 saniyede bir mi atıyorsun bu mermileri? Abi. Ya Defender'ımın bu mu diye soran bazı terbiyesiz arkadaşlar olmuştu. Oğlum. Gençler. 2 saniyede bir atıyorsun. İlk mermini en yavaş dolduruyorsun. Son mermini en hızlı dolduruyorsun. IS-3 zırhın aynı. Bir tek dağılımın mı farklı senin? But why? Üç saniyede mi atıyorsun? Tamam, 3 saniye olsun. Bizimkiler de savaşı alamıyor. Keşke ölmeseymişim. Elif Tepe ne yapıyor? Oyundan düşmüş. Ha? Namlusu nereye bakıyor bu herifin? Yeah, right. Abi evet, son mermi 11 saniyede dolduruyorsan sen zaten IS-3'ten... Oğlum. Yemez, sorun orada. Premium tank nerf yemez VOD'da. Hiçbir zaman yemez. Allah, bak şimdi bak. Bu arada adamları öldüremiyor bizimkiler. Scorpion falan muhteşem oynuyor. Abi normal koşullarda premium tankları kesinlikle nerflemiyorlar. Ama bence de o merminin değişmesi lazım. Yani en azından son merminin 15-16 saniyede durması lazım. Abi bu şu demek, sen bütün mermiyi boşalttın yetmedi, seni zaten burada destekliyor oyun. Ya sen boşalt, ben sunucuyu zaten hızlı dolduruyorum, merak etme. İçeride ortam boşalıyor ya, kolları falan daha rahat böyle makinenin hareket edebiliyor. Oradan tık tık yüklüyor. Çok yüklü olduğu zaman doldurmak zor. Bizim tankımız iPhone gibi yani. Şarjın %80'ine kadar hızlı doluyor ama sonra %20'lik kısım çok diye böyle ağzına vuracaksın. Niye vuruyorsunuz beyefendi? Çünkü otsun bir tanem. Çünkü... Minik bir oçsun. Opsun ve oçsun. Opoç. Yeni nesil bitkisel badem yağı. Arkadan fitil şeklinde. Bir de birincilik aldık şu oyunda. Bir de premium getirisi var tankın. Bakın, premiumları nerfleme olayında sıkıntı şu. Nerf yemez illaki %100 değil ama normalde bize söylenenler, bizim bildiklerimiz doğrultusunda premiumlar nerf yemiyor. Neden biliyor musun? Sen bir malı parayla satın alıyorsun. Burada normal oyundan farklı bir durum var.
Aldığın malın üzerindeki durum eğer nerflenerek geriye çekilirse sana zaten ilk başta sunulan aldığın hizmet buradan feragat edilmiş oluyor. Yani sen gidiyorsun bugün. Bilal'i anlatır gibi anlatayım. Hepiniz biliyorsunuz da daha güzel bir örneği var şu an. Türk Telekom'a gidiyorsun. Diyorlar ki AKN kalkacak. Senin 10 megabit bağlantın vardı. Evet, bunun bedeli 100 liraydı. Atıyorum. Tamam. Şimdi AKN kalkacak ki evet biz sana bunu AKN'siz veremeyiz. Bizim 100 liraya denk gelen 512 kilobit sikiyen hattımız var. Onunla birlikte senin devam ettireceğiz. Kardeşim manyak mısın sen? Aldığım hizmeti niye çeviriyorsun gibi bir durum söz konusu. Burada onu yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Taahhüt bitene kadar 10 megabit miydin? Kotalı mıydın? Kotan kalkacak devam et diyorsun. Yani premium tankta bozamıyorlar bunu kolay kolay. Öyle bir durum var. Bir de bak IS5 topuna bakalım. Bir dakika ya. Nasıl yani? What? What? Auto Reloader Gun. IS5 topuyla aynı top mu bu? Isunum ki peki? Şey Isu diyorum. Bunlar? Bu Defender. Aa evet. O boktan IS5 topuymuş. Dağılımı o yüzden kötü. Bu topu tanıyoruz. IS5'in topu çok kötü diyecektim. Bununla karşılaştır diyecektim. Zaten o topmuş. 12, 15, 18. Şimdi mesela Pantera'nın topuna gelelim. Bunun tersini mi göreceğim? Evet abi. 11, 18. 12, 15, 18 değil. Daha iyi hızlı nişan alıyor. Gir çıktı daha iyi top. Dağılımı çok daha kötü. Gerçekten çok daha kötü. Heat mermisinin delişi daha yüksek. HE mermisinin delişi daha düşük. Defender'da ise IS 3'e daha yakın ama alfası daha yüksek. 225, 265, 68. Piretanka'nın Nerf tarihte örneği var tabii ki. Super Pershing, Type 59 ilk seneleri, ilk dönemlerinde Nerf yiyordu. Bir de şöyle bir Nerf de gelebiliyor. Genel olarak TD ağacına bir Nerf gelirse kamuflaj değerleri artık böyle hesaplanacak derse senin zaten tankın otomatikman Nerf yemiş oluyor. Ama E25 ile alakalı bir şey değişmedi onda. Mesela yeni tanklarla alakalı bir kamuflaj olayı değiştirmişlerdi. Yok o E75'te değişmediği için daha hala op o konuda çok fazla filan diye. Hareket halindeki şey mi acaba? Veya atış ettikten sonraki kamuflaj değeri mi? Onda da bir şey değişti. Yani premium olduğu için bunda da bir şeyin geneline dokunamıyorlar. Saat 1. IS-7 ile oynasana bir tane diyorsunuz. Haklısınız abi. Baya saçma bir şey bu ya. Bunu da bir göstereyim. Garip değil mi ya? Gerçekten garip. Tekrarlıyorum. Diğer 100 kutuyu akşama açacağım. Gerek yok. Hakikaten ciddi miktarda şey denk geldi. Açıldı. Abi. Bunu az önce ben geçmedim mi? Bu medium tankta da mı vardı yoksa? Okey. Bu arada ISL için bayağı iyi maç değil mi lan bu? Abi ben çok saçma buluyorum ya. Arkadan... Lan oğlum şuraya oturup da ben hani gezerim o zaman. Infidel incoming! Foya! Ivan, Çeçenler coming. Lotte Antergan. Zapata Zapata Zapata. Çöp çöp çöp. Zapata Zapata çöp çöp. Aha bak arada boşluk zırhım gitmiş. Millet burayı ateş eder mi? Ne diyorsunuz? Burayı ateş etmek yerine buraya ateş eden olur mu?
hakikaten. Bir garip. Ekstra kapaklar, mapaklar, bir şeyler. Ayaklı Teknosa gibiyim lan. İnfidel bebeğim, seni burada sevdim. İnfidel bebeğim. Bu herif yapacak mı hareketini? Yapmadı. Okay. Burada yalnız bize tecavüz gelecek ha birazdan. Oh, fuck. Helal. Çok iyi çıkıp vurdu. Geliyor şimdi oraya. Mermiyi gördüm ya. Abi bir şey vuramadık. O kötü oldu baya. Kim buraya onu öyle? Sağdan mı soldan mı gidiyorsun? Oradan arkaya mı döneceksin? Dön. Çıktın da. Base'e girdiler. Base'e dönmem lazım.
Hadi be. Eylül öldü mü? Eylül ölmüş. Siktir, ben o yaşıyor zannettim. Kafam karıştı abi. Gitti. Eskisi kadar şey oynamıyorum ya, rahat oynamıyorum. Neyse. Sıkılıyorum öyle durumlarda abi. O gelecek, bu gelecek. Military Reserve mi? Okey. Zaten kötü oynadık değil mi az önce oyun? Hissedi yavaş ya. O prota bak. Olaya gel. Çok şanslı. Üzerine basmaz da eski o Osman olayı da. Çünkü işim var, çıkmam lazım. Hadi. İki tane 11'lik kutudan bir şey çıkmadı mı? Geçmiş olsun. Ben dedim 25 alın diye. Kötü olmuş 5 arpası da mı? Neyse. Gençler, öpüyorum. Akşamleyin tekrardan açacağım. Geri kalan kutuları açmaya devam edeceğiz. Ben baydım çünkü. Tek tek açmak istiyorum. Bu bayılacak bir şey de değil. O yüzden kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşça kalın. Ben de bu yayının kutu açmalık kısmını YouTube'a atıyorum hemen. Hadi öptüm. Kendinize iyi.